Kahvaltıda ne yenir? Yulaf yer misin? Ya ben atmayayım bu sıcakta yulaf yiyeceğim. Üzümlü yulaf. Hiç sevmem. Karpuz yiyeceğim. Günaydın. Good morning. Hello. Omuzlarım niye dar ve düşük çıkıyor? Anlamadım. O kadar da yüzmüştüm 2 ay falan. Küçükken de yüzmüştüm. Hatta size bir anımı anlatayım. Küçükken ben yüzüyordum. Kime aşıktım biliyor musunuz? Şimdi yüzme kursunda Savaş abi diye biri vardı. Hatta Savaş abi de YouTuber. Balık günlükleri mi ne? Ben küçükken ona aşıktım. O bana yüzme dersi veriyordu. Yani yüzme kursuna gidiyordum. Sonra bir kere ona hava atacağım diye nefes egzersizleri yaparken tek elimle tutunuyordum. Yani normal çift elimle tutunup nefesini alıp aşağıda vermen gerekiyor. Ben tek elimle yapıyorum. Çünkü neden? Güçlüyüm. Sonra elim kaydı. Aşağıya düştüm. 1,5 metre havuzda benim boyum o zaman 1,5 metre yok. Aşağıda kaldım, insanların götleri bana bakıyor, böyle çırpınan götler görüyorum yukarıda. Birinin götünden yakalamaya çalışıyorum, insanları götünden de yakalayamadım. Boğuluyorum yemin ederim havacı. Ve Savaş abi görmedi bu çabamı. Sonra ben tırnaklarımla kazıyarak çıktım. Orada böyle küçük küçük onlardan kazıya kazıya çıktım. Çıktığım zaman tırnaklarım kan revan içindeydi. Ölüyordum az daha. Kimse benim yerin dibine indiğimi fark etmedi. Boğuluyordum. Savaş abiye hava atacağım diye. Savaş abi ne diyecek? Wow! Kıza bak. Tek eliyle dalış yapıyor. Zaten yüzme neyse. Daha fazla yüzmeyle alakalı bir şey anlatmayacağım. Şu an neredeyim? Saçıma, başıma baktığınız zaman anlayacağınız üzere Amasya'dayım, evdeyim. Temizlik yapacağız bugün. Biliyorsunuz ki işten kaydedebilmek için her zaman kameramı açarım. O yüzden bugün de bu taktiği izlemeyi düşünüyorum. Elimde kamera olduğu için kahvaltımı da hazırlayacaklarını düşünüyorum. Hazırlamazlarsa da hiçbiri yiyemeyiz yani. Ben üşendiğimden çok aç kaldığım zamanlar oldu. Üşendiğimden aç kalmadım. Ben şimdi obez bile olabilirdim. Hadi ev ahalisine git, yanına gidelim. Hello, good morning. Good morning. Hello, welcome. Akşam tavuk dünyası tabağı yapalım mı? Tavuk dünyası tabağı mı? Ha, tüyük. Yani ben yemeyeceğim tüyük. Çünkü ben tüyük yemiyorum. Sen ne yiyeceksin? Orayı kes ya. Tavuk yemeyen adam tavuk pişirir mi? Evet işte bu sen etik de kesmiyorum. İyi de evde herkes yiyor. Sen de ne yiyeceksin? Babam yumurtayla geçiştirdin. Ne yapayım yani, yemek yapacağım. Tamam. Bir daha da sakın karpuzun çakasını. Bir daha da sakınlıkla karpuzun tepesini yeme. Bu karpuzu düşürmüşler, buradan darbe almış. O kötüydü, acıydı. Kulüm ağzımın yarası. Ağzımın yarası için yiyorum. Ama şimdi insanlar onun ne olduğunu bilmiyor. Şimdi bizim bir tane kuzenimiz vardı. Önceden artık kuzenimiz. Bir şey diyeceğim, ne yapıyordu biliyor musunuz? Limonu şekerleyip şekerleyip yiyordu ama ya limon ve şeker niye o kadar çok canımız çekiyor? Sonra, o zamanlar limon pahalı bir şey değildi bunda. Ondan istedik, tamam mı? Ben istediğimi hatırlıyorum. Bana da yapar mısın? Bana da hazırlar mısın? Bana dedi ki, gülüm bu acı acı. Ağzının yarası için. Limonlu şeker. Eve gelince sen niye yapmadın bana? Ya ben ne bileyim ya, çocukluk işte, gerizekalılık. Sen de şimdi tuzlu diye mi yalan söylüyorsun? Sarmayı yemiş yemiş tuzlu diye. Gördün mü? Nankör köpeğe bak. Bu kız o sarmayı senin için sardı. Zaten ben yarısını sararken yedim. Ama gerçekten sarmanın dibi niye böyle tuzlu? Bir kahvemi yapacağım mı, yapmayacağım mı? Kahvaltı ediyoruz ya, taştan sana geçiyor. O da bir kahvaltı. Boş konuşma. Beni gidin, oylayın falan neydim. Bir gün evdeyim. Performansımı değerlendirin. Ya ben sence puan verirsen sevinirim. Saati kayıtta, lütfen söyle. Çek! Hadi! Yemin ederim zaten nefret ediyordum. Bir kez daha nefret ettim. Ne yattığı yatağı toplar. Ben böyle rezil bir şey görmedim. Bir iş olacağı zaman telefonunu eline alıyor, gerizekalı gibi ya tuvalete kaçıyor ya da ortada böyle telefon ayakta dolanıyor ki iş yapıyor gibi görünmek için. Tam bir salak. Tam yemin ederim çekilecek hiçbir yanı yok. Kime şikayet ediyorum? Ben çayı döküyorum. Dök hiç içmedim. Niye içmedin o zaman? Soğudu o telefonda dedikodu yaparken. Ay baba, 3 gündür aynı dedikodu. Konuşacak bir şeyimiz mi yok? Hayır bizim. Evet. Bende de değişiklikler. Ha, önüne çamaşır suyu dökülmüş. Değil mi? Evet.
Ne yaptın Tarık'cığım? Herhalde üzüldü. Evde üzüldü. Benim bütün tişörtlerim çamaşır suyuyla kesti. Evde giyersin, bir şey olmaz. Sami Abla'ya ne yaptın? Sus, çeneni kesin. Ben sana o çatıya kesin de pek... Aaa! Benim soğukmuş. Bir gel süsledik. Ben sana temizleyen demedim. Niye sen temizledin? Aklıma geldi görünce. Ne diyecektim? Pardon, ağzımı şapırdattım. Ben ne kadar sıcak yakın. Olursa olsun bir damla soğuk su sıçradım mı tuz keserim. Baba anne, bir daha böyle bir şey yapma. Duydun mu? Ben daha ilk defa yıkadım, koydum kuyuz, hiç öyle olmuyordu. Niyeyse bu iki seferde su akıyor onun. Ya babaanne, akar bu çöp, anasını satayım, çöp de ne kesin. Boğuk da olur, dibinde başka şey de olur. Yok, tüm içine sıçtım. Hayır anne, burada... Tamam olsun, önemli ha, değil. İyi yok, hem elbiseden olduk, hem... He. Hadi 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 yemeğimizi. Ben kendime yumurta ve ekmek yapacağım. O zaman bize de yap. O dünkü yemediniz, bokumu ki... Şeyler. Aman yumurtalı ekmek mi? Kimse bir şey yemiyor, beni bekliyor şu anda. Tamam. Eda. Tamam. Meyve bir şey yemek değil zaten çeksin. Beni bekleyeceksin. Merhaba, kendime kahvaltı hazırladım. Bakın. Yumurtalı ekmek ve arasında hiç de erimemiş bir kaşar. Evet, daha sevdim. Ya sen nasıl da nankör? Tadım testi. Ve yanmış. Bakalım. Abi gerçekten dövecek. Lan önüme kemik atsan daha iyi diye mi dedim? Eda yeme. Bırak lan. Yeme. Sofa. Salam. Onun için ben ufacıkları yiyorum. Dangalak. Kaşarlara bakın nasıl erimiş küp gibi. Bakın bakın şimdi. Ekmeğin tekini kaldırınca kaşar nasıl uzayacak. Az kaldı. Az kaldı. Sabah akşam senin tavuk dünyası tabağı yapacağım. Üzümle bastırabilirsin hiç uzuna. Şefin tavası, herkes en sevdiğini söylesin. Kekiktin mi senin? Senin bir onu biliyorum ben. Ben barbekülü çok seviyorum. Ben de bir şefin tavası yemiştim zaten. Öyle bir eski yemiştim yedim. İlk defa babaannem kaç gündür bizim adayı çekirdeksiz deviyor diye çekirdekli. İlk defa çekirdeksiz üzüme denk geldik. Elif almış bunu. Babaannemi kandırıyorlar. Bir bana al. Ne babaanneme ne? Çekirdeksiz diye çekirdekli üzümleri vermiş. Lan! Manav! Görünüyor mu balkondan? Bir de babaannem onları manavdan almamış oluyormuş. Rezil. Manavın çocukları. Ya öyle olmasa bir de... Babanıza deyin. Çekirdeksiz üzüm diye satmayacağım. Bu mesajı babanıza hemen iletin. Bakın. Tutmasam düşecek. Akıyor çünkü. Allah'ım yarabbim. Bir gün kursağımdan tek bir lokmasını getmişliği yok. Tamam. Nasıl? Nasıl yani? Yemekteyiz, videoları harç ver, bir şey yapıp bize yedireceğim. Çiğ köfteleri kim yapıyordu? Sus Eda ya. Ne güldün? Lütfen güzelce şarkını söyle hadi. La 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 la. Hadi ne olur. Ma. Hadi ma. Tamam. Hadi ben de söyleyeceğim. Sen bir söyle. Bir, iki, üç. Sen başla geliyorum. Maluk Bey. Maluk Bey. Alev ya. Arkadaşlar burada anlatmaya çalıştığımız şey, ablam o şarkıyı nasıl söylüyor biliyor musunuz? Hani yani söylemeye çalıştığım şarkı şey. My milk shake brings all the boys to the yard. They like it's better than yours. Then right. O şarkıyı ablam en iyi ediyorum. My milk shake brings all the boys. Olay söylediği için öyle söylemiştik ama artık anlatınca komikliği kaçtı. O da sizin suçunuz. Gülün bir zahmet. Ayıp olmasın. Bir zahmet kibiri olmasın diye gülerseniz sevinirim. Elif dün tek teki nasıl söylüyor biliyor musunuz mu? Gelirim lan. Bir kahve dün teki. O zaman. Lan lan lan. Kendimce İngilizce bilmeden İngilizce şarkı söylemenin yöntemini keşfettim. Gitme. Kameramıza doğru gelsin süpürge. Estetik şat. Kameramıza doğru gelsin süpürge. Hadi. Arzun baba, fakir babana para mı verdi? Niye çekiyor? Her şey reklam değil, anladın mı?
herkes bıtı bıtık arabasını almış geziyor hayırdır. Bir şey yapayım. Benim babaannemin bu saatte bir şekerleme saati. Babaannemin şekerleme saatine başlamış. Bak. Salonun bu koltuğu babaanne şekerleme alanı. Babaannem orada şeker şeker yatıyor. Şekerlenmiş yanakları ballanmış uyumaktan. Neyse hiçbir şey yemeyecektim ya. Yine yedim ekmek. Dört dilim. Anam teyzeler. Ayakta mı duramıyorum? Evet temizlik başlasın. Müge Anlı mı başlıyor? Nergis masayı hazırlayacak. Evet. Elif balkonu süpürecek. Benim görevim ise evde açık kalan ışıkları kapatmak. Ve yorulduğum için birazcık dinlenmek. İyi geceler. İyi uykular. Allah zihin açıklığı versin. Ben yorulmuşum da. Kusura bakmayın biraz yorulmuşum. Babamın şortunu giydim. Size bir bilgi vereyim mi? Pisagor'un karısıyla sonsuza kadar yan yana anılmak için teoremindeki üçgenin en uzun kenarına karısı yani hipotenüsün ismini vermiş. Nerede Pisagor gibi adamlar nerede? Mesela üçgen yapsa en uzun kenara Eda demez. Çünkü neden? Benim boyum kısa. Hipotenüs kesin en az 1.80 var. At gibi karıdır mesela. Birazdan kumar oynayacağız. O zaman görüşürüz. Ben o zamana kadar herkes temizlik yaparken uyumayı planlıyorum. Çünkü kendimi çok seviyorum. Hiç kendimi yoramam. Biraz kaypak bir davranış ama kendinizi sevin. Kendinizi yormayın. Elinizdeyse kurnazlık yapın, sizlik yapın. İşten kaytarın. Çünkü her zaman yapacak birileri bulunur işi. Ama sizden başka yok. Nasıl da? Beni motivasyon konuşmacısı falan yapmaları gerekmiyor mu? Günde 3 litre su için. Çünkü buna değersiniz. Hani böyle saçma sapan anladınız mı? Çok alakası. Mesela yatmadan önce telefonunuza şarja koyarsanız şarjınız %100 olur. Hani böyle saçma sapan anladınız mı? Öyle konuşma falan öyle bir şey olsam mı? Öyle bir meslek var mı? Şimdi nane yemedin mi bana? Sakatladın. Sen kime vurdun lan şimdi? Sağa vurdun. Şimdi sen naneyi yemedin mi? Eda. En başta. Bunlar yine bizi şaman bir tanıdı. Geç beni. Yer o geldi. Hadi geliyorum diyorsun. Senin geliyorum ağzında. Sen naneyi yemedin. Bırak elimi. Elimi bırak. Elimi bırak yoksa dayak yiyeceksin. Elimi bırak yoksa dayak. Salak elimi bırak seni yiyeceksin. Bırak ben sana elime döveceğim seni. Kumarbazlar bir masada buluştu. Evet. Ay bak bana Fethülümer gibi göbek. Ne komik senin kendi resmini çekeceksin. Masama. Dün bize yenildi ve doyamadılar. Evet aynısı onun için bizi habire burada eziyorlar. Bu yanaştır kanser. Bugün de işler kesat ha. Kumarın yanına ikramlık getiremedim. Karnımızı yeni doyurduk diyerekten. Sonra ama o pastayı kötü diyeceksiniz. Yersin o pastanın babaanne ben içinden sonra geçerim. Ben herkesin uyumasını bekledim dün ama herkes çok geç uyudu. Herkes uyuduktan sonra yiyecektim. Şaka yaptım, şaka yaptım. Babaanne senden bir taş bekliyorum ama var ya o taşı atarsan. Kız babaannemin önüne biraz daha etsene çok uzanıyor. Bu son birim atayım değil mi? Bir daha Elif ne yapıyor? Atayım. İyilik ettim anladın mı? Eda atacağın ikiye mal gibi bakma. Atacağın ikiye sana at. Ne? Sana ne? İstersem atarım, istersem atmam. Salak. Salak insan. Nasıl da? Şahidane bir şey oldu. Babaanne işte beni sinirlendirdikleri zaman böyle sonuçları doğuyor. Babaanne senden bir taş bekliyorum. Lan seni döveceğim ha. Şunun bir açıklaması var mı bu birlerin? Birleri fiksin. 1, 2, 3 yani. Babaanne işte bana atıyor. Ha, ben de bunu çekiyorum. Bu ne? Sen de onu at işte ne yapayım? He öyle babaanne sana da bir atan bulunur. O şey mi çektin? Oh babaanne at hiç utanma biri de at. Babaanne hayır onu da istemiyorum. Babaanne biraz elini korkak alıştırmasan daha iyi olmaz mı? Aman el gelmiyor el açacaksın onu. Ne? Bitti mi taş? 3 taş var burada. Tamam bekle o zaman. Ama bunu söylememen lazımdı. Sana ne o benim ortağım. 12 geliyor ama yine de.
12 ile de sen aç, tamam mı? Açmıyorum. Kumarcı karısı Binnaz. Bu kumarcı karısı Binnaz. Bu esnaf karısı Binnaz. Bu Binnaz'ın ta kendisi. Koskoca masadan bir tek ben açtım. İşler taş, onu al. Bak. 10, 11, 12, 13. He. Sami abla. Hayatını kurtardım. Abi. Bir daha olmaz. He. 13 atayım. Hadi yoğurun hanımlar. Sen de çorbada tuzun mu oldu? Şu harekette çorbada tuzun mu oldu? Evet, aynen. Sevdim seni mabuduma, canan diye sevdim. Bir ben değil. Hadi baban, ne yapayım? Hayran diye sevdim. Bir açamadım. Kur'an. İşe yaramadı şey. Tutamadım ben diye. Her sana. Elim bir okeyi var. Bir yudum limonata almazsam kendime yaramayacağım. Ben en iyisi bir şeyden açıyorum. İlahi, söylemek hiçbir işe yaramadı. Arkadaşlar, yemin ederim bu kısmına ilgili bir açıklamam bile yok. Bir tane açıklamam bile yok. Ne yaptığım hakkında en ufak bir fikrim yok. Peki etrafımdaki insanlar beni niye durdurmamış? İlahi söyleyerek kumar masasına kazanabileceğimi söylemiş, düşünmüşüm. Allah'ım sen beni affet. Açamadım yine. Açamadım. Elif, iki tane okeyin mi var? Tamam. Sasımış surat. Bu ne? Bu ne? İki tane okeyle açamayan da. İnsanlığın hayatında görmüş olabileceği en güzel aleti aldım ben. Böyle takıyorum koluma. Sor bana batistsiz çemili de. Batistsiz çemili abla. Ben çıkayım arkadan. Yoga şeysi falan mı lan bu? Hadi bakalım. Ciğer varmış. Güneşteyim de güzel. Bana aşk lazım. Bana aşk. Bu benim kafamın altında patlayacak gibi. Bu yer ya, tamam şimdi. Ne bu şimdi? Bu nedir ya? Yaş hasır. Ne kadar güzel bir şey aldım. Harika bir şey aldım. Bak. Yatıyorsun. Buraya bir geliyorsun. Burada yastığı var. Bunu topladığın zaman çanta oluyor. Daha güzel bir şey gördün mü hayatında? Bir dakika, telefonum nerede? Muhammed'i arayacağım, hemen kendine bundan alsın. Arkadaşlar, nerede? Şimdi bir de ben yatacağım. Hayır, ben içeyim. Ben yatacağım. Ben Muhammed'e göstereceğim. Önce beni yatarken. Ha? Acilen aç. Gördün mü? Evet. Burası çok çok patlar. Acil. Keşmiş olsun Muhammed. Ben yatıyorum, Eda buna sarıldı, bizi rezil etti. Mutlu musun? Çok mutluyum ama patlayacak dediğiniz için mutluluğum kursamda kaldı. Patlayacak mı? O zaman pamuk dolduralım hemen. Hayır, ona pamuk koyamazsın. Ne? Yün falan koyman lazım. Şimdi yatağımı topluyorum, seyyar yatağımı. Yastığımızı koyduk. Katladık. Yastığımızın olduğu kısmı sakladık. Sakladık. Bu şekilde çantamızın... Hayır. Orayı içe al. Doğru. Ama... Eda, tam tersi taraftan, evet. Onu şey yapacaksın. Pardon. Hayır. Eda, sen gerizekalı mısın? Gerizekalı taklitimi yapıyorsun. Şuna... Ha. Halbuki o kadar da basit ki yani. Bu en güzel, dünyanın en güzel aletini alıyorsunuz. Piknik. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. İş yapmamak için kamerayı açtım ama ablam bu sefer yemeyecek. Tek tokam koptu. Kafandakini ver. Hayır. Kafandakini verir misin? Kafandakini vermen için ne yapmam lazım? Ya çok çirkinim ama bugün güzel olmam gerekmiyor. Şimdi burası babamın odası. Babamın odasını temizleyeceğim. Tozmuş da biraz. Siz de Betran'ın odasına geçin, orayı toparlayın. Dur, öyle bir yerleri silerken bana söyle. Çekim alıyorum. Bir daha siler misin yalandan yere? Ne oldu? Gelin biz diğer o savaş alanına gidelim. Biz şuraları bir silelim. Islak mendil var mı? Bu mendil. Yani
90 yaşındaki bir kadın nasıl olabilir? Ana! Açar mısınız genç Osman? Tamam ıslak mendil yoksa ben bir tane bez istiyorum tozlu sizinle. Efendim nedir hanginin odanın kapsını köşeli? Onun üstünde küçük dürüstlü bezler var, hayırlı olsun sünnetin. Ha. Aşk olsun genç Osman'ım ben. Orada şeyler var. Tamam. Ana ıslak mendil varmış ya Nergis. Bunu saklayarak ne gibi bir amaç? Amaçlar. Bunlar niye ıslak değil ya? Merhaba, zor günler geçiriyoruz. Bunu buradan kaldırıp burayı silmek o kadar zor geliyor ki. Ama kesin yakalanırım. Orayı silmezsem yakalanırım. Allah Allah deyip geçerim genç Osman oku. Osman dediğin bir küçük uşak. Beline bağlanmış ibrişim kuşak okum. Bağdat'ın kapısı genç Osman açtı. Onu veren düşman Bedran kaçtı. Niye kaçıyor? Ama biz 2000 önce temizledik buraları. Ama hala bok çıkıyor. Ya duvarları niye siliyoruz lan? Duvarlar bok olmuş çünkü. Şaka yaptım. Bu artık bozuk değil mi? Bunu niye atmıyoruz? Ben denedim bozuk olup olmadığını. Yok, yıllardır görüyorum. Mesela bu çoraplar ne burada? Hangi utanmaz arlanmazın çoraplara? Gel attım buraya. Daha ciddi bir genç Osman oldu. Bicem burayı boşaltacağız mı? Elif bunu mu istedi? Ben balkonda saklanmaya gidiyorum. Sorarlarsa genç Osman'ın yanında dersin. Gelin balkonda sırası. Ay beni komşular gördü. Tanıdığım komşular hem. Onları hiç sevmiyorum. Hadi onlara bakalım. Ama şimdi sarığımla beni görecekler. Hiç sevmem şeytan şikar komşular. Hep dedikodumuzu yapıyorlardı da. Aa bakın size ne göstereceğim. Bu biberler var ya, acı biber. Bunları Maraş'tan çalmışlar. Babaannem az önce anlattı. Bunlardan bir kadın da varmış, tamam mı? Sonra kadın kimseye vermiyormuş. Bunu oraya giden bir tanıdığımız fidelerinden kırmış kadını çalmış. Sonra bize de gelmiş. Yani haram biber bunlar. Az önce yedim. Boğuluyordum, çok acıydı. Burada saklanıyorum bu arada. Havlunun arkasında. Aa babaannem geliyor. Yakalanacağım kesin. Sen vegan değil misin? Pardon abla. Kameraya gözüm çıkıyor. Arkadaşımla konuşuyor. Ay özür dilerim. Babaanne şekerleme alanında yatıyor. Evet, ve Hint dizisi. Ne yapıyor böyle? Babaanne bu benim bir kolum. Sen mehter takımından değilim. Nereden çıkardın o şeyleri? Yani içimde bir yanıp tutuşan bir mehter aşkı var. Bir şey gürültü yok, bir şey yok. Bunlar bunu diye bakıyor mu lan bana? Ben de müzik dinleyeceğim, hepsi müzik dinliyor. Ha, ben bir şey duymuyorum, bir şey mi çalıyor ki orada? Aa, kulaklıklarından dinliyorlar, benimle kimse konuşmuyor. Hemen şivem değişti. Buraya gelince. Derin bir bok kokusu alıyorum. Mal kokusu. Büyükbaş hayvancılığın en çok burada yapıldığını biliyor muydunuz? Büyükbaş hayvancılığın en çok Amasya'da yapıldığını biliyor muydunuz? Bilmiyordunuz ve ben sayende öğrendim. Bu kokuyor. Bu makarna. Bir şey söyleyebilir miyim ben? Öğretmenlerim. Herkes kimse duymuyor beni. Bilmiyorum, öyle bir dans var. Herkes yapıyor. Çok hoşuma gidiyor. Çok güzel. Yapıyorlar ama ben yapamıyorum. Bay bay. Bitti. Ben ne yapayım? Neyle? Bir şey şerefsiz. Bakın çok güzel, çok güzel bir şey buldum. Crop bluse buldum. Bunu da aşağıya linkini bırakacağım. Her şeyin linkini bırakıyorum aşağıya. Story paylaşmam. Şu an tükeniyor. Mesela beni takip etmediyseniz ve tükendiyse benim suçum değil. Ne yaptıralım? Bir iki. Şu neyle? Şu uyamadım ki neredeyim? Buyurun bir daha alalım. Bu yeter mi? Arkadaşlar yemek biraz hüsranla sonuçlandı çünkü
Herkes karnını önceden doyurmuş. Bedran yememeye karar verdi. Babaannem ben yemeyeceğim dedi. Babam yemeğe gelmiyor. Nergis, Elif ve ben kaldık. Menümüz tavuk ve makarna ve salata. Salataya böyle yaklaştım çünkü kenarlarını görmen diye böyle yaklaştım. Ve yanında güzel kızlar her zaman şalgam içer. Arkadaşlar ailemiz yıkıldı. Kimse yemeğe gelmiyor. Bize izleyecek bir şeyler sana. Hint dizisi var işte Can Yoldaşım diye. Şekerleyen babaanne. Yok, Eda bize telefondan izleyecek bir şey açacak. Ne? Ben öyle bir şey vaat etmedim. Hadi yazayım sonra ya Muhteşem Yüzyıl diye. Kaçıncı bölüm? Ketçap'ı çok seviyorum. Muhteşem Yüzyıl Mahidevran'ı dövüyor. Muhteşem Yüzyıl Hürrem delirdi. Ben kaydıracağım. Gayet Muhteşem Yüzyıl Mustafa Ölüm en sevdiğim. Basana. Niye televizyon kendi kendine açılıyor? Hint dizisi biraz ısrarcı. Tekrar kapatır mısın? Kapatmayı bilmiyorum. Nasıl kapanıyor? Eda düğmesi var şurada. Hürrem'i diyor. Aslanım çağırmış, hala yok. Orada bir kimse görmüyor. Ne yapıyorlar acaba? Ben de istiyorum. Ne yaptın şimdi sen? Sultan Süleyman Hazretleri! Gerizekalıya bak. Harika bir ortam değil mi? Dur, anasını böyle böyle öldürdü işte. Şeyhülislam İbn Kemal Efendi. Hürrem'le benim nikahımızı kıldı. İlelebet devamını niyaz eder. Mahidevran'ı. Odada başka kimse etmiyor. Mustafa'nın ölümünü açar mısın? Ben onu çok seviyorum. Mustafa'yı seviyor muydu? Onlar TRT'de sevmeyen bir tek ben var. Kafası çalışan tek benmişim o zaman. Arkadaşlarım artık ay... Film bitti. Videolar bitti. Ben de siz beğeni tıklamayı hep unutuyorsunuz. Artık unutmazsanız sevinirim. Abone değilseniz de abone olmayı da unutmayın. Sizi seviyorum. Sizi gerçekten seviyorum yani. O zaman da bırsamak gibi görüşürüz. Hoşçakalın. Aşağıya yorum yapmayı da unutmayın. Beni Instagram'dan takip etmeyi de unutmayın. Ama keyfiniz güzel. Hadi bay bay.